try to make myself useful. No one wants to see a grown man feeling sorry for himself. Merhaba. 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 Video çekmen gerekmiyor mu? Hayır. Peki emin misin? Evet eminim, hayır. Gerçekten emin misin? Zaten eminim derken onu kastediyordum. Bir şeyden emin olmak, onun varlığına kesin bir şekilde inanmak ve onun varlığını kesin bir şekilde bilmek anlamına geliyor. Amacımız bu. Ben geçmişten gelen bir sesim. Ne? Bir şey hatırlatmak için geldim. Çok saçma. Sen kimsin? Neredesin? Ben geçmişinden geliyorum. Senin vicdanınım. Yanıldığım noktalar dostum. Öyle bir şey olamazsın. Benim vicdanım yok. Eskiden oyun videolara kaydedip internete koyuyordun. Neden böyle bir şey yapayım ki? Senin kafanın içindeyim. Neresin ya? Anılarının arasındayım. Ya tam olarak neden böyle bir şey yapayım? Çünkü insanlar senin videolarını izliyor. Allah Allah. Peki insanlar neden izlesin? Hani yani amaç ne? Ben bu oyunu oynuyorum tamam ama insanlar neden izliyor? Onlar gitsin kediler oynasın ya bana. İnsanlar seni ve videolarını izlemeyi seviyor. Şimdi dur. Sen diyorsun ki ben oyun oynuyorum. Bunu videoya çekiyorum. İnsanlar bu videoları izliyor. Ve bu yüzden beni seviyor. Hakikaten ilginçmiş yani. Bayağı neden yani? Neden? Ya kendi arkadaşlarıyla falan oynayamazlar mı bu oyunu? Veya oyun olan arkadaşlarının birinde şey yapamazlar mı? Orada izleyemezler mi? Orada gerçekten de arkadaşıyla şey yapmış olurlar. Senin videolarını izlemeden... Ya sen harbiden neredesin ya? Evin içinde misin lan? Seninle takılıyormuş gibi hissediyorlar. Ya nasıl takılıyoruz? Anlamadım ben bu olayı. Şimdi sen bana diyorsun ki bir kamera var, bir mikrofon var. Bu insanlar beni oynarken seyrediyor, aynı zamanda oyunu seyrediyor. Ve benim dediklerimi dinliyorlar ama aynı zamanda oyunu da dinliyorlar. Evet, çünkü o şekilde keyif alıyorlar. Ya hakikaten anlayamadım ya. San Andreas hatırla. San Andreas mı? Exit'i hatırla. Exit mi? Ah. Ah, başım ağrımaya başladı. Neden bu oyunların videolarını hatırla. Call of Duty'yi hatırla. Neden? Ah. Şeyler hatırlıyorum. Bırak anıların canlansın. Ama... Ah. Hatırladın değil nasıl, mi? Nasıl bu hale gelirim? Nasıl unutabilirim ki? Bunları nasıl zaman en güçlü varlıktır. Zamanla araya giren işlerin sana YouTube'la ilgilenmene fırsat vermedi. Sen de zamanla unuttun. Çok ilginç. Evet. Hepsini hatırlıyorum. O aradan geçen zamanın hepsini hatırlıyorum. Onu bırak da tamam orasını anladım da. Beni ikna ettin ya. Tamam ben bunları yapıyorum ve bu insanlar da izliyor. Ben orasını anladım. Sen neredesin? Adım Cenk. Adım ben Cenk. Her yerdeyim. Adını sen koydun. Bunu ben koydum. Ya bas git ya. Ne diyeceksin? Ya git espri ya. Yapacağım. Espri yapmayayım mı? Espri yapacaktım. Tamam espri yapmayacağım. Vazgeçeyim. Sen mi yapıyorsun lan bunu? Oyunu? Hayır. Böyle. He? Hayır. Neyse. Ne yapacağım? Kameraya ne yapacağım? Bakacaksın. Bakacaksın kameraya. Evet. Ne var? Önündeki mikrofonu da konuşacaksın. Neyse. Önünde mikrofon var ona konuşacaksın. Merhaba. Oraya bakmayı kes. Kamera o. Oradan seni izliyorlar. Yapma öyle. Orada birisi var mı?
Gerizekalı yapma öyle. Önündeki şeye bak. Hem mikrofona bak. Önünde mikrofon var, ona bak. Buraya bakacağım. Ama buraya konuşacağım. Değil mi? Evet, aynen öyle. Buraya koşacağım. Merhaba. Seni sonradan duyacaklar. Şimdi bir şey demezler. Onlar konuşmuyor. Konuşmuyor tabii. Şimdi seni duymazlar. Sonradan konuşacaksın. Ha. Sonradan onlar seninle konuşacak. Beni de deli ettin. Beni duyabiliyor musunuz? Şimdi duyamıyorlar. Duyabiliyorsanız da cevap veremezsiniz. Oğlum sonradan duyacaklar. Zaten. Salak mısın? Neyse tamam o zaman. Ne yapayım? Başlayayım mı? Başla artık. Bir zahmet. O kadar konuştuk. O kadar geçmişten geldim. Kahvemden içeyim. İçmiyorum. Ne? İkisini birden takmayacak mıyım neden? Takmayacaksın tabii. Çok, bir tanesini takacağım. İkisini takarsan kendi sesini duyamazsın. Kendi sesini duyman lazım. Yani. Ya cidden git ya. Öylesin. Tuhaf diyor bana. Sen tuhafsın. Ben tuhaf değilim. İkimiz de tuhafız aslında. O oyuna bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Senin geçmişten geliyorum. Bir şey olmuyor. Önüne bak. Küstüm sana. Sik herif. A diğer herif seni. Ne oluyor lan bu oyuna? Olur tabii. Öyle davranırsan olur. Gelecek mi? Ne bileyim. Lan? Geçmişten geliyorum. Gerçekten gelmiyorum ben. Sen yapmıyorsun bunu değil mi? Hayır. Tamam, sen git artık ya. Ya git sen ya, hadi. Hadi. Merhaba dostlarım, ben Selarak. Fallout 4'e hoş geldiniz. Baştan en son çok ilginç şeyler yapıyorduk. FPS'imiz düzelirse daha da ilginç şeyler yapacağız inşallah. Şimdi neler yapacağız? Görevlerimiz nelerdi en son? Bu arada çok uzun zamandır video çekmedim, onunla ilgili bir vlog yaparım. 3 tane de wave'imiz falan filan varmış. Inventory, data, quest, evet sanctuary. Yiyecek bulmamız lazım. Yiyecek bulunur. Onda sıkıntı yok. First step ne? Kill Raiders in Corvia gelsem diyor. Ben bunu hayatta yapamam. İmkansız bu. Bu görevin verilmesi imkansız. Burada bir bug var abi. Burada rahat bir görev verilmesi lazım. Şu Corvega Assembly Plant dedikleri şey büyük bir silah fabrikası ve haydutlarla dolu. Aynı zamanda da turretlerle dolu. Hem turretlerle hem mekalarla falan filan dolu. Hani oyuna yeni başlayan bir adamın gidip orayı temizlemesi imkansız. O yüzden onu yapmayacağım. Bring Jet diye uyuşturucu getireceğim Mama Murphy'ye. Hayır onu yapmayacağım. Jewel of the Commonwealth. Muhtemelen buraya giderim ilk önce. Hay bakalım, hadi bismillah. Ama sürekli sevileceğiz. Hop. Silahlarınıza falan bakmadık hiç. Birazcık FPS sıkıntısı var ama olsun onda da. En azından geri döndüğüm videolar. Dürüst olmak gerekirse şu anda da daha çok önem veriyorum öyle olmasına. Şimdi. Bir silahlar üzerinde biraz uğraşmış mıydık acaba? Birazcık bakacağız çünkü şimdi. Bu 13 vuruyor. Fire rate'i 83. İsabeti 54. 13 zarar veriyor. Bayağı seri atış ediyor ama isabeti 54. Bu ne? Bu 16 atış ediyor. İsabeti de 57. Bu daha iyi gibi. Diğerlerine bakalım. 10 atış ediyor. Yok bu çok kötü. İkisi aynı zaten. Sadece birazcık daha az zarar gördü herhalde. Bunun da mermisi az. Sol tarafta mermisi yazıyor. Bak 0.308 yazıyor. Yine elimle gösteriyorum. Şurada mermisi var. Mermisinin türü yazıyor. Şurada da ne kadar olduğu yazıyor. Miktar yazıyor. Bak mesela bunun mermisi ne kadar? 420'ydi. Biz bunu rahat rahat kullanırız. Pipe pistol da 427 mermisi var. Onun da 13.57 ama. Glow sighted hair trigger pipe pistol değil muhtemelen. Pipe revolver rifle ise o da 45'lik mermi kullanıyor. 308'lik mermi değil. 308'lik mermiyi zaten bu kullanıyordu. Bunlar ise 38'lik kullanıyor. Bunların ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Muhtemelen şeydir. Cinsinden bir şeydir. Emin değilim o kadar ama dedim ki bunun da mermisi o kadar fazla yok. Double barrel shotgun. Bunu ancak zor durumlarda kullanacağız. Bayağı yakından vurmak için kullanacağız. Kısa lazer. Musket. Bu da şey. Bu direkt lazer şey yapıyor da o kadar pratik değil bu ya. Bayağı atıyorsunuz bir tane. İkinci attıktan sonra doldurmanız gerekiyor benim. Böyle şey yapıyorsunuz. Döndürüyorsunuz bir tane. Kolu döndürdükten sonra da dolduruyorsunuz. Bir de fazla mermisi olmayınca şey olmuyor. Ama tek vuruşta alıyor sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Short pipe rifle. Aslında bu bayağı iyi. Bunu kullanabilirim. Bunu birazcık geliştirmek lazım sadece. Pipe pistolları falan filan bozarım. Aa bu değil. Sen nesin? Ha weapons. Şimdi abi şunu bozacağız. Scrap. Olur, alırım onları. Pipe pistol. Bunları bırakalım, şu 5 tane işi yapalım. Başka da bir şey almadık lan. Hep aynısını alıyoruz.
Minigun'a transfer etmemiz lazım bir şekilde. Bu tarafa atacağız. Minigun'ı yanımıza taşımayacağız. Yanımıza minigun'ı taşımamız bayağı zor olur. Shotgun, short double barrel shotgun, pipe revolver rifle. Bunları yanımıza taşısak mı ya? Çok şey yapıyorum şimdi. Short pipe revolver rifle var. Tam bunu da atarız ama şu anda ihtiyacımız olmayan şeylere bakıyorum. Short pipe rifle. Şunu bir modify yapalım. Bu neyi arttırıyor? Şey yaparsak. Ha, bu zararı arttırıyor sanırım. Bir stop barrel var, bir de short barrel var. Bunlar sadece şeyi değiştiriyor. Ha. Bunu ayarlayabiliyor muyuz? Ya sanırım malzeme falan toplamamız gerekiyor. Malzeme toplamadığımız zaman bir şey yapamıyoruz. Silah modifikasyonu veya eşya falan filan yapamıyoruz. Transfer diyelim. Bayağı istemediğim şeyler var. Junk mı? Tek yapmayacağım ya. Bir şeyler almayı planlıyorum aslında. Hocam. Ben kilit arama nasıl geçiyorum ya? Hah. Tamam böyle. Hah. İlk önce silahları atalım. Bu kalsın. Bu da kalsın. Seni atalım. Nasıl çarpıyoruz? Store. Motocok değil kalsın. Pipe auto pistol. Ya gerek yok bundan çıkası şu anda. Pipe pistol. Abi burada 8 tane varmış bundan ya. Bunu hiç görmemişim ben. Bunları saklayalım da onlar daha sonra belki lazım olur bir yerde. Şunların hepsi ayrı ayrı mermi kullanıyor. Dur. Bu 13 vuruyor. 4 neydi? Bu 34 vuruyor. Bu da 34 vuruyor. Bunun 71 isabeti. Bunun isabeti 63. O yüzden bunu veriyorum o tarafa. Short pipe revolver rifle. 24 diyor. 24 onun da. 203 73 Tamam ya bunu atalım gitsin. Switchblade. Bu da şey. Çakı gibi bir şey işte. Şey gibi. Hızlı bir şekilde kullanabileceğimiz bir bıçak. Hançer diyebiliriz. Evet, hançer bayağı uygun olur. Şimdi birazcık yavaş ilerliyoruz şu anda ama olsun, sıkıntı yok. Böyle teker teker atış edeceğiz. Sen beni takip eder misin acaba? Merhaba. Çok ilginç ya, adam beni takip etmiyor. Yiyecek bulmamız lazım sanırım illaki. Tamam yani yiyecekse yiyecek, ne olacak? Bir yerden bir şeyler buluruz. Burada ne var? Ha, cooking station'a ben de tencere içinde bir yemek falan alabilirim diye düşünüyordum. Ya bu FPS olayı beni çok sinirimi bozuyor ama hadi neyse. Benim bilgisayar bir sıkıntı var sanırım. Bir sıkıntı var dedim, daha önce böyle çalışmıyordu. Bayağı içini temizlemem falan gerekiyor. Bir şeyler yapacağım, belki format falan atarım. Belli olmaz. Neden buradan gitmeye çalışıyorum ki? Biraz oynayalım da en azından kısacık bir video olmasın. En azından yeni bir şeyler görelim. Veya yoldayken konuşuruz ha. Hazır yoldayken konuşuruz ya. Oyuna değil de benim konuşmama odaklanın o zaman siz birazcık. Şöyle bir olay oldu. Biliyorsunuz Kıbrıs'tan geldim ben. İşte Kıbrıs'taki olayları biliyorsunuz, bu ay neler yaşadım falan filan birazcık talihsiz oldu. O yüzden bunu bir video çekmem pek doğru olmazdı o koşullar altında. Sonra Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye geldiğim zaman işte evi falan hallettik. Ondan sonra kulüp işleri vardı bizim. Yeni bir kulüp kurmuştuk. Video oyun geliştirme kulübü diye. İTÜ'de. Ve bayağı bir ciddi şey gidiyoruz. Gidiyoruz biz bu kulüpte. İşleri falan ediyoruz. İşte bayağı organize olduk. Plan falan yaptık. Bir iki etkinliğe falan katılanıldı. İşte eğitimler falan verilecek. Biz bunun bayağı planını falan yaptık. Toplantılarını yaptık. Tanıtımını falan yaptık. Derken aradan bir ay falan geçti. Tabii bu arada projelerimiz falan filan vardı bizim. Şey ödev daha doğrusu. Proje derken ne buldu? Dog bir şey buldu. Okulda verilen ödevler falan filan vardı. Bizde okuldan verilen ödevler birazcık daha şey ağır, öyle diyeyim. Şey değil yani. Böyle alıyorsunuz, iki soru çözüp bitirmiyorsunuz. Adam gidiyor size diyor ki şöyle şöyle bir program yapacaksın. O verdiği program da öyle basit bir program değil. Bayağı 2-3 gününüzü düşünmeye harcıyorsunuz. 2-3 gününüzü algoritma kurmaya falan filan harcıyorsunuz. O şey yazmak fazla sürmüyor. Yazmak 1-2 saat sürüyor da sürekli bir hata çıkıyor işte algoritmanızda. O da bayağı uzadı. Yani o yüzden aslında bu aralar pek video atamadım. Bir de insanlar şey diyordu işte canlı yayın yapacağına video at falan filan diyordu. Şöyle bir olay var. Canlı yayın yapması birazcık daha kolay video çekmekten. Çünkü
Giriyorsunuz canlı yayını, OBS'yi başlat, hoş bu kadar sınırlı kalmıyor. Tüm bunlar arasında video çekecek vaktim olmadı. İşte canlı yayını da sürekli yapmanın sebebi bazı arkadaşlar canlı yayınlardan sıkılmışlar. Canlı yayının montajını falan filan yapmak gerekmiyor. Canlı yayının tanıtımını falan da yapmak gerekmiyor. Sadece giriyorsunuz canlı yayını yapıyorsunuz, o kadar yani. Daha fazlası olmuyor. Tabii canlı yayını ilk önce hazırlamak falan filan gerekiyor da. Mesela yeni başlarsan, sen kimsin? Sen tüccarsın. Canlı yayında kendi sıkıntıları falan filan var ama bir YouTube'la kıyaslayınca o kadar fazla şey olmuyor. Atıyorum ben bir YouTube'da gizem videosu çekmek için bir hafta mı alıyorum? Bir hafta mı alıyorum YouTube'da bir gizem videosu çekmek? Bu tatillerde olmadığı zaman, mesela yazda olursam bütün günüm boş oluyor. He bought them fair and square, Trudy. Ain't our fault if he's strung out. Whoa, easy there, Scamper. This doesn't involve you. Tamam. You stop waving that gun in my face, or it's going to kill me. That's it. You're dead. Kim saldırıyor lan bana? Merhaba Simon. Hemen bir şey çakalım, steampack çakalım. Hayır. Saldırma. Affedersin. Lan! Köpeği vurdum değil mi? Kimi kaybettin? Ben buradayım. Sen kimsin? Dur. Takip mi ediyoruz? Kimi takip ediyoruz? Şerefsiz seni. Ulan çok rastgele oldu ya. Haritalarla kapışırken şey oldu. Trudy ne yapıyorsun? Here, this is for you. Now, if you ever need to trade, my shop is open. Bir soralım bakalım neleriniz var neleriniz yok. All salvage, but nothing's junk. Biometric scanner, vay. Nelerimiz var başka? Bunu bir şekilde sort yapabiliyorduk. Nasıl yapıyorduk? Ha, rubber. Ha, bu şekilde. Şimdi benim Spring Crystal. Yok, benim şeye ihtiyacım var. Crystal'a da ihtiyacım var mı acaba? Ama 38 ya. 38 çok pahalı. Ne var? Duct tape. Aha, duct tape. Tamam, 38 olsun. Duct tape'e ihtiyacımız var. 76 tamam, sıkıntı yok. Bir şeyler satarız biz. Fusion Core. Oha. Oha. Neyse. Bakalım başka şey var mı? Yapıştırıcı bir şeyler var mı? Yapıştırıcılar bayağı lazım oluyor bize. Şimdi ne diyordum ben az önce ya? Evet. Mesela yazda veya boş bir tatil zamanında olduğum zaman 3-4 günde bitiyor bir tane gizem videom. Ama bütün günümü harcıyorum ona. Atıyorum sabah kalkıyorum, kahvaltı yapıyorum, bilgisayarın başına geçip araştırma yapıyorum veya bulduğum bilgileri düzenliyorum veya montaj yapıyorum. Ondan sonra işte öğle yemeğine kadar böyle gidiyor. Öğle yemeğini yiyorum, kalkıyorum, akşam yemeğine kadar böyle. Anladığınız gibi bütün boş vaktimi şey harcıyorum. Videoya harcadığım zaman 3-4 günde bitiyor bir gizem videosu. Hani o yüzden videolar yapmak daha fazla zaman alıyor. Benim için en azından video yapmak daha fazla zaman alıyor. O yüzden sıkışık olduğum zamanlarda pek video yapamıyorum. Onun dışında işte ancak canlı yayın falan yapabildim. Canlı yayınlarda aslında bir YouTube atacaktım da bayağı sıkıntıydı o. Hayır, cancel deme. Accept. Bu evet. Yapıştırıcı aldık. Yapıştırıcı iyidir. Şimdi sen kimsin? Hey there. Never take a hit of jet again. I swear. Alma. Uyuşturucu kötüdür. Aa dur. Şu elemanların üzerine arayalım ya. Belki iyi bir şeyler vardır. Bayağı sağlam herifler gibi görünüyorlar. Oo. First aid varmış adamlarda. Oo. Soyduk mu seni iyice? Bir şey yiyeceğim burada. Adamı vurdum, öldürdüm. Tek derdim üşümesi zaten. Bir eleman daha öldürmüştüm ben ya. Mongrel değildi. Bunlar iki kişiydi. Dur. Diğeri nerede bunların?
Diğer eleman atlı insanları sürekli bulamıyorum ya. Nerede? Lan öldürdüm. Hatırlıyorum. Kaçtı mı yoksa? Yoksa gene Wild Mongrel falan filan mı öldürdüm? Abi çok ilginç ya. Ben mi körüm yoksa gerçekten öyle bir şey yok mu? Ha? Oo. Oo güzel. O zaman şöyle bir giyinebiliriz artık. Üzerimizi bir şey yapabiliriz. Drifter outfit. 5 7 1 3 veriyor. Bir tane bundan çakıyorum ben. Cycle damage mi? Bu ne? Hiçbir şey yaramıyor. Aa level atladık. Harika. Tamam, süper. Şimdi ne seçelim? Agility'miz 1 ya şu anda. 1. Bunu artırmamız lazım. Watts'ı nasıl açacaktık onu da. Harika. Şimdi şunu bir giyelim. Şunu da giyelim. Şunu da giyelim. Ha bunu mu giysek? Bunu mu giysek? Bunu giyelim, bunu. Road leathers ne? Ha böyle. Ha düğün yüzü. Ay. Bu 5-7 veriyordu. 1 3 bu bayağı geldi o zaman, değil mi? Ya da boş ver, drifter giymeye devam edelim bir süre de. Daha sonra hallederiz. Tamam. Tamam, şimdi nereye gidiyoruz şeye? Şehre gitmeye devam ediyoruz. Diamond City'ye gitmeye devam ediyoruz. Haydutlar da böylece hallettikten sonra. Şimdi durum bu arkadaşlar. Fazla zaman olmuyor ama canlı yayınları araya sıkıştırabiliyorsunuz. İşte bir gece falan yapabiliyorsunuz. Gece araştırma yapmak birazcık daha şey oluyor. Araştırmaya bayağı dikkat istiyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Mesela YouTube'dan bazı videolar izliyorum. Wikipedia'lar, şeylerden, oyun wikilerinden araştırmalar falan filan yapıyorum. Her yere bakıyorum. Konuyla alakalı bir paragraf varsa o paragraftaki bütün ayrıntıları ben not alıyorum. Konuyla alakalı bütün ayrıntıları. Şimdi durum böyle olunca bayağı bir dikkat istiyor, bayağı bir konsantrasyon istiyor. İşte sıkışık zamanlarımda da bunu yapamıyorum çünkü kafam genelde şeylerle falan alıyor, projelerle falan alıyor. Yalnız oyun gerçekten çok sinir bozucu olmaya başladı. Şu FPS sıkıntısı ben bir an önce çözerim. O zaman burada bitirelim, başka bir video şey yaparım ben, çekerim. Ve izlediğiniz için bize teşekkürler. Bana bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayat yüksek tutunurlukta kalmanız dileğiyle. Bay bay.